Biz de şu an Tayland'da kral yaşam videosu yapıyoruz. 82 baht kilo. 1 kilo et. Dana eti. Dana. Hatta bak size birkaç dondurulmuş paket ürün göstereceğim. Kafayı yiyeceksiniz ya. Yani 1 kilo karidesi 170 liraya falan alabiliyorsun. Buranın ben pahalı olmadığını ve yaşamak için oldukça da uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ucuz, bir de enflasyon yok burada Deniz. Hani yarın kalktıklarında ya da örnekleri bir ay sonra işte her şeye zam gelecek bir korkusu yok. Tayland'da bir maaşıyla bir motor alabiliyor. Tamam, bastım parayı. Al sana, al tapu, ömür boyu senin diye bir kural yok ve aslında doğru olan bu. Ben otelde kalıyordum mesela, menüyü açtık. Hani markette 50 baht bira, otelde 70 baht. Güzel bölüm oldu, hadi devam. Tayland'ın Phuket şehrinden herkese merhabalar. Ben Deniz Fehrivan. Sizlere artık video yapmaya başlayabilirim. Bugün Tayland'da yaşam videosu çekmek için Hakan Melekli abimle buluştuk. Artık sahalara geri döndük 2 hafta sonra. Beraber 2 hafta önce dün kaza yapmıştık. Ya ben yapmıştım. Bugün de yeni videolara başlayabiliriz. Yeniden doğduk abi. Geçti biz, o günler. Aynen Deniz, çok korkuttun bizi. Ne var gibiyiz, sahalara döndük hemen başlayabiliriz. Arkadaşlar, Hakan abi 2 yıldır burada çalışıyor. Ben de Instagram'da böyle biraz sorular sormuştum sizlere, ne merak ediyorsunuz diye. İnsanlar burada yaşam maliyetlerini çok merak ediyor ki zaten birçok vlogda bunu yapıyordum. Bugün Hakan abi bize bu ülkede nasıl yaşanır, işte motor nasıl kiralanır, market fiyatları ne kadar, insanlar kaç para harcıyor vesaire, hepsini canlı canlı hayatın bir parçası olarak gösterecek. Onun peşine düşeceğiz. Birlikte bugün eğer Tayland'a gelirseniz tahmini ne harcarsınız, ne yaparsınız, ev tutarsanız ne kadar ödersiniz gibi her şeyi aktarmayı planlıyoruz. Size iyi seyirler. Biz de başlayabiliriz abi. Başlayalım. Hadi vamos. Bindik motora, şimdi Phuket'te markete doğru ilerliyoruz. Şimdi bak size bir şey göstereceğiz. Biraz daha böyle Phuket'in daha az turistik yerlerine doğru geldik. Burada böyle arka mahalle masajcıları var bu mahalleler. Aslında masaj... Nanay Caddesi olarak geçiyor. Masaj görünümlü. Masaj mı? Yok yok. Burası ne mahallesi diye geçiyor. Burası Nanay Road diye geçiyor. Nanay Road. Biz şu an şeyin, Phuket'in Patong'un tepesine çıktık değil mi? Tepe kısmı yani burası. Tepe kısmı aslında şu tepeye, şuradan tepeye çıkılıyor. Evet. Ama yine burada da mesela bayağı oteller var. Daha düşük bütçeli. Ya yani burada 5 dolara bile kalacağın hosteller var. Öyle ufak salaş yerler var. Bak masaj 150'ye düştü. Evet, cengaverimizi park ettik. Aylık kiralasak motor Tayland'a gelsek. Ki satın alabiliyor muyum? Muhakkak geldiğin zaman bir vizen olması lazım. Kalman için bir vizen olması lazım. Ya bu eğitim vizesi ya... Turist vizesi kabul edilmiyor. Turist vizesi belli zamana kadar alıyorsun. Ya eğitim vizesi oluyor uzun zaman almak istersen yıllık. Uh-huh. Çünkü turist 2 aylık değil mi abi? Onu da aralık. Bir ay geldin, bir ay sonra uzatıyorsun. Uzatabiliyorsun. 2 ay kalabiliyorsun. Yılda da 6 ay toplamda. Toplamda evet. O yüzden mi diyorsun uzun tek süreli bir vizen olmalı eğitim gibi? Tabii. O vize olduktan sonra hatta daha kolaylaştırıyorlar. Hani taksi seçenekleri de var. Tabii taksi seçenekleri biraz daha zaman geçmesi lazım. 6 ay kalman lazım. Ona göre taksiyle de alışveriş yapabiliyorsun. Peki bu ne kadar mesela bu motoru alsam? İkinci eller yaklaşık 70 bin, 80 bin watt. Bu 2021 model Honda ADV. PCX'ler ne kadar? 70 bin mi? 70 bin civarı ikinci elleri. Sıfırı? 100 bin watt civarı. Uygun. 1 dolar 35, 34 watt. Türkiye'ye göre bayağı uygun. Türkiye'de 200 bin üstüdür şu anda. Yani şöyle söyleyeyim. Burada mesela şu tarz şu gösterirsen şöyle şu click modelleri. Ha, daha mesela, düşük. Aynen bunu işte 20 bin watt'a... 18 bin baht, 20 bin bantı alabilirsin. Ne diyorsun ya? Yani şöyle söyleyeyim, burada bir Taylandlı bir maaşıyla bir motor alabiliyor ikinci ay. Yani o zaten maaşlar da 15-20 bin baht yaklaşık civarında. Yaklaşık evet, o civarında. Oradan ilerleyelim o zaman. Burada şöyle bir şey var. İnsanlar evlerinde yemek yemezler. Mutfak dahi yok. Ev kültürleri yok. Evi sadece uyumak için kullanıyorlar. Tayland zaten dünyanın en iyi sokak mutfaklarından bir tanesine sahip. Çünkü insanlar sokakta yemek yiyorlar. Kimse evinde yemek pişirmiyor. Sokakta yenilen yemekler de aslında çok uygun. Turistik yerler pahalı. Yani bir pad thai yediğinizde 25 bahta bile karınların doyurabiliyorlar. Geldiniz, markete gireceksiniz. Bu onlardan bir tanesi. A101 gibi mi düşünebiliriz burayı? Aynen, Türkiye'nin A101 BİM tarzı. Genelde burada düşük bütçeli insanların alışveriş yaptığı yerler. İçeride de göreceğiz.
biraz daha salaş, hani çok taze olmasa bile. Seçenek daha az. Evet, daha ucuza buradan alışveriş yapıyorlar. Girelim hadi abi. Of, yine çok soğuk. Burası süper çip. Adı üstünde. Süper çip, aşırı uygun ha? Aynen, aşırı uygun. Bakalım nasıl, ne kadar ucuzmuş. Şöyle tavuklar var, şey domuzlar var. Kilosu 150 baht. Domuzun. Tabii ki bizim yemeyeceğimiz şeyler. Şuraya bakalım. Domuzlar var burada. Aa, 160 baht'tan başlıyor. Kilosu 124 baht. 120, 86 baht. Şaka yapıyorsun. 86 baht. Evet, kilosu. Var, biz bunu mekanda yiyoruz. 1000 baht veriyoruz. O kadar fark ediyor mu? Adı üstünde, süper. Ya bunu abartı olarak söylemedim. Çok uygun. Şurada ne varmış ya? Aa, yeşillikler var, kıvırcık. 49 baht. Şurada domatesler var. Abi domates ne kadar pahalı. 130 baht. Evet, 122. O zaman buraya geri domates yemesinler. Aa, şu 66 baht ama görüyorsun. Leş artık bu. Yani bu çöp yani. Bunlar ne abi? Patates mi? Bunlar da turp. Pancar gibi diyebilirsin. İki böyle, yine bunları sebzelerde, çorbalarda falan kullanıyorlar. Bizim çok kullanmadığımız bir şey herhalde. Ha, şöyle biberler var. 60 baht. Şu 44 baht küçükleri. Soğan vereyim ha. Aa, soğan. Yani soğanla balık endeksine bak ya. 2 kilo soğana 1 kilo balık alıyorsun. Evet, yani yok, yeşillik üretmiyorlar mı burada? Ya yeşillik aslında çok var burada Deniz. Tayland'da şöyle istersen gösterirsen bunları sebebi evet. Farklı farklı mesela yeşillikler var. Çorba, salata. Evet, yani kullanıyorlar, o yüzden söyledim. Bak mesela, ama fiyat dengesi çok kötü. Kuru mantarlar bunlar. Kuru mantar. Ne yapıyor bunu? Yemekte mi kullanıyor? Yemeklere, çorbalara genelde. Çorbaları çok kullanıyorlar. Mesela kuru karidesler falan da var. Hemen şurada vardır. Aa, şunlar. Burada kuru kurutulmuş karides. Balık yiyorlar o zaman çok. Bak, ha? Mesela bunlar da öyle kurutulmuş balık bunlar. Silver balığı geçiyor bunlar. Gümüş, ne yapıyor bunu? Balığı. Kızartıyor falan mı? Yemeğinin çorbası. Pilava falan şey yapıyorlar genelde. Pilavda kullanıyorlar, çorbada kullanıyorlar. Bunlar pad thai. Pad thai yani. Evet. Ya pad erişte gibi işte. Evet, değil abi mi? Bak mesela. Burada şöyle hazır kurutmuş balıklar var. 48 baht şu. Yani bizimkiler onu yemez de. Ama en azından taze taze balık alsalar 80 bahta krallar gibi balığınızı alırsınız. Bak şurada etler var. Ama görüyorsun çok Deniz, kötü. Bu reyon. Yani koşulları görüyorsun hangi şartlarda. Burayı, bu reyonu beğenmedim abi. Ama halk mecbur burada, hani diğer marketlere göre burayı tercih ediyorlar. Dar gelirli kesim özellikle süper çiplere tercih ediyorum. Daha iyisine de gideriz. En azından izleyen arkadaşlara kıyaslama şansı olur. Yani sonuçta Hakan abi bulmuşuz. Size şu an Tayland'da kral yaşam videosu yapıyoruz. Yani aradığınız her şeyin cevabını bulabileceksiniz diye umut ediyorum. Zaten Hakan abinin de kanalını takip edin. Hakan Melek YouTube'da. O da böyle ülke hakkında çok güzel bilgiler veriyor. Burası ucuz bir market olduğu için zeytinyağı yok mesela. Bulamadık. Daha lüksüne gidince bakarız. Bak, hazır çorbalar var burada mesela. Ha. Hazır çorba, domuz çorbası. 10 baht. Yani 11 baht. 11 baht civarı. Bizdeki o çorbalar gibi burada da hazır çorbalar var. Bu adamların en büyük yemek konusundaki öncelikleri pilav. Çünkü ekmek yok onlarda. Ekmek genelde yok. Doymak için, tutmak için her öğünde sabah olsun, akşam olsun pilav çok tüketiyorlar. 40 baht mı? 40 baht. Abi 1 dolara 1 kilo pirinç alıyorlar. Ve bizim pirinçlerden biraz farklı bunlar Deniz. Mesela Tayland'a gelenler de genelde söylerler, hani bizim o Türk pilavları falan yok mu? %80 pilavdan, pirinçten kaynaklanıyor. Öyle mi? Yani. Zaten bizim mantığımızda yapmıyorlar. Daha böyle buhar gibi yapıyorlar Steam ya. Steam rice yapıyorlar genelde. Buharda pişiriyorlar. Buharda pişiriyorlar. Yani tadı olmuyor, tuzu olmuyor. Olmuyor ama aslında daha çok sağlıklı. Ama zaten bunu hem sağlık anlamında hem de onlar sadece pilav olarak yemiyor. Bir şeyle karıştırıyor. Yani yan ürünü de oluyor, sulu. Onunla beraber yiyor. Evet, genelde o pilav dediğin gibi yan ürün. Her yemeğin yanında, bize mesela nasıl kuru fasulye yanında pilav olmazsa olmazımız. Onlarda da böyle. Onlarda her öğünde pilav vardır. Her şeyle yani karıştırıyor ve yani 40 bahta bu adamlar burada. En kötü burada çalışan bir adam. Her gün pilav yese. Ayda 500 kilo pilav alır. Yarım ton. Bizim hesap var ya, simit hesabı gibi. Burada da pirinç hesabı. Buradan çıkarın. Ana ürün bu. Şurada da biraz tahıl ürünleri göstermek istiyorum. Hani siz buraya gelirseniz kendiniz en azından yemeğinizi falan yaparsınız. Bunlar da yine pirinç reyonları, paketlenmiş ama böyle 30'a falan da alabiliyorsunuz. Çok çok daha uyguna. Şöyle şeker 1 kilo 30 baht. Çok, 1 kilosu. Evet. Paketi mi, 1 kilosu mu? Evet. 1 kilo. Oo. 30 baht. O da çok uygunmuş ya. Görüyorsunuz kalabalığı. İnsanlar burada çok
halkın kullandığı bir market. Bay bay. Ulan hayatımda ilk defa bir markete girerken hiç kasınmadım, rahat rahat çekim yaptım. Gülüyorlar hatta çıkarken. O evet. Kadar umurlarında değil. Bazı yerlerde mesela makro içiz biraz sonra. Makroda muhtemelen bize çıkaracaklar mı? Uyarı gelebilir. Tamam, telefonla çekeriz herkes. Şimdi başka marketlere de gidiyoruz. Böyle birlikte gezeceğiz. Aynı zamanda yolda Hakan abiden bilgiler alacağız. Hani kiradır, oturmaktır, ev almaktır vesaire. Bunları da size aktaralım ki belki burada daha uzun süre gelmek ve kalmak isteyenler olur aramızda. Hadi bakalım, bir sonraki gelsin Hakan abi. Şimdi neredeyiz? Makro'dayız. Makro'da. Burası da Makro diye bilinen bir market zinciri. Daha böyle orta segment. Abi dünyanın 6 kıtasında takipçilerime yaşam videosu çekmiş olabilirim. Ha. Her gittiğim ülkede yaptım. Ama çok faydalı oluyor ya bence. Yani bu boş video olmuyor. En azından dediğin gibi herkesi bilinçlendiriyorsun. Rehber olacak şimdi onlara da, ne güzel. Evet. Belki gelip yaşamak isteyenler vardır. Ön bir rehberlik yapıyorsun ya ve bütün acısını sen çekiyorsun. Kazaları geçiriyorsun, şey yapıyorsun. Oturduk yerden dünyaya bir gezdiriyoruz. Ya çünkü mesela örnek vereyim, herhangi bir kişi artık şu zaman herhangi bir ülkeye gideceği zaman ilk başta YouTube açıyor. Evet. İşte örnek vereyim, Vietnam'a gideceğim. Geçiş için ya da gezmek için. Hemen kim bak gezmiş bakıyor. Tabii hemen bakıyor Vietnam'da yaşam diye. Bu arada yaşam demişken burada ev kirası mesela 2+1, 1+1. Pek tabii ki mahalleye, manzaraya, rezidans olmasına, müstakil olmasına göre değişir ama ne dersin yani, kaç bahtır? Mesela şöyle söyleyeyim Deniz. Benim kaldığım ev Kamalı'da 2 odalı bir salon. Bahçesi var, geniş bahçesi var. 15 bin baht veriyorum. Yani 8.350 dolar falan. Yani yaklaşık tek göz böyle kondo, stüdyo daire aylık 8.000'de bulabiliyorsun. Uygun ama abi 8.000 dediğin. 7.000 lira falan yapıyor. 8.000 bahtı bulabiliyorsun. Hatta ben geçen gün bir şey gördüm bir emlakçıda. Böyle muhteşem bir rezidans sizin o taraflarda. Böyle deniz manzaralı ormanın içerisinde 2+1, 4 milyon baht. Güzel villalar da var. Hani biraz daha merkezi olmamak kaydıyla nasıl söyleyeyim, Ravai'nin arka taraflarında 4 milyona 5 milyona muazzam villalar var. Havuzlu çok güzel satın villalar. Satın alabiliyor var. Musun peki? Yani tabii, yabancı olarak. Tabii satın alabiliyorsun. Belli kuralları var. Kondonun farklı kuralları var. Villanın farklı kuralları var. Bir şekilde aslında doğrusunu yapıyorlar. Örnek vereyim, sen geldin, param var. Parayı tamam, bastın. Al parayı. Sana al tapu, ömür boyu senin diye bir kural yok ve aslında doğru olan bu. Bir şekilde topraklarına sahip çıkıyor. Kiralıyor mu yani aslında? Alıyorsun ama kiralıyor gibi mi? Alıyorsun. Şöyle söyleyeyim, 29 yıllık mesela bazı kondodan villaya göre değişiyor. Ortalama 29 yıllık sana bir kullanım hakkı. Aynen, kullanım hakkı veriyor. Tabii bu 29 yıl içinde sen satabiliyorsun, kiraya da verebiliyorsun. Ayı ne olacak peki 30. 29 yılda? 29 yıl sonra tekrardan bir sözleşme. Ama mesela ben 4 milyon baht verdim, aldım. Bir daha mı 4 milyon vereceğim mesela? Yok, vermiyorsun. Sadece o zaman süre geldiği için de sözleşmeyi yeniliyorsun. %1'i kadar bir para veriyorsun. Bir o kadar daha uzatıyorsun. Aynen. Ömür boyu senin oluyor. Tabii. Ömür boyu bir şekilde topraklarını sahipleniyorlar. Çok mantıklı. Aslında olması gereken öyle, biliyorsun şu an Türkiye'de. Tabii. Paran varsa alıyorsun, üstüne vatandaşlık da alıyorsun. Ama o zaman abi şöyle, ben o evi aldığımda gidip başkasına satabilirim, paramı da alırım. Tabii rahatlıkla satabiliyorsun yani. Evin taksitleri, eğer taksitli seçenekler de var. Taksitle de alabiliyorsun. Yabancı da. Tabii ya. Onun için farklı seçenekler var. Kredi gibi bir şey sunuyorlar. Ama hepsini ödedikten sonra, o belgeyi aldıktan sonra satabilirsin, kiraya verebilirsin. Hatta 4 milyon baht işte 110 bin euro yapıyor şu anda. Ama bahsettiğim çok iyi evler. Yani öyle şey gibi düşünmeyin. Sıradan bir yer gibi değil. Rezidans yani sitenin içerisinde. 110 bin euro çok iyi para. Çok iyi bir de dediniz. Şöyle bazı Türkiye'den gelenler de var. Yatırım amaçlı alıyorlar. Airbnb yapıyor. Hem Airbnb yapıyorlar hem de bir sene sonra satıyorlar. İnanılmaz karlı bir alışveriş yapıyorlar. Hadi ya. Çünkü Tayland'da gayrimenkul bayağı revaçta. Revaçta ve güzel getirisi bir var. Bir de şöyle bir şey var. Burası dünyanın en çok turistin geldiği ülke olduğu için 12 ayda turizm var. Bizim burada emlak şirketimiz yok yani, bu ülkeyi övmeye çalışmıyoruz ama gerçekleri söylüyoruz. Ben çok beğendim fiyat anlamında ülkedeki sistemi. Bana Türkiye'den çok daha ucuz geldi burası. Yani ben şu an Fethiye'de 4 milyon bahta yani 3,5 milyon TL yapıyor. O şartlardaki bir evi alamam. Hayalini dahi kuramam. Burada alım gücü biraz daha rahat. Hani bahsettik, örnek bir motor ya da araba olsun. Tabii. Bir şekilde
daha kolay olur. Mesela diyelim 3 milyonluk bir araba burada 1 milyona falan geliyor. 3'te 1'ine falan geliyor yaklaşık evet. olarak. Hani maaşla, gelirle kıyasladığında hani daha kolay oluyor. İnsanlar daha rahat. Hani çok bize biliyorsun kasılıyorlar, şey yapıyorlar ama evet. burada biraz daha alım gücü biraz daha uygun. Güzel. Güzel bölüm oldu ya. Hadi devam. Ve çok düzgün bir yere geldik. Az önceki market bayağı patatesdi. Şöyle bakın abi, pırıl pırıl. Böyle domatesler mesela çok daha güzel ve 95'e satıyorlar. Şimdi tropikal bir coğrafya olduğu için aklınıza gelebilecek meyve, sebze, özellikle meyve çeşitleri olarak söyleyeyim, harika ürünler var. Bak mesela şurada avokadoyu satıyorlar 69'a. Tanesi değil mi? Kilosu mu abi bunun? Kilosu 69. Tabii. Aa, inanılmaz. Ya burada mangolar olsun, kokonatlar olsun. Para değil. Kavunlar. Tayland'ın kavunları güzel biraz değil, daha he? Yaban olmuş. Çok tatlı olmuyorlar böyle. 39 muydu? Öyle. 39 ile 69 arasında papaya değişiyor. Papaya çok meşhur. Salatalarda olsun hem de meyve olarak da tüketiliyor. 39. Para değil abi ya. 1 dolar. Baksana şu ananasa kafam kadar. Bu da çok 39. Lezzetli. Çok lezzetli ve çok daha sulu Türkiye'ye göre. Şuna bak. Fıstık gibi vallahi. Gezelim gezelim. Bak burada da yine soğan muhane. Ya bir de aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani bu ülkede arayıp da bulamadığın hiçbir şey yok abi. Her şey var. Çok zengin. Özellikle yeşillikler konusunda, meyve konusunda, sebze, meyve konusunda bayağı zengin aslında. Burada mesela tomyum içiyorsun. İçeride böyle enteresan mantarlar var. İşte Hakan abi gösteriyor şu mantarlar. 97 baht kilosu. Çizgi film mantarlardaki mantarlar gibi. Özellikle şunlar da çok tüketiyorlar. Bütün Tayland'da. Yemeklere koyuyorlar evet, bunu ya. Çorbaları özellikle atıyorlar bunun içine. Ve para değil abi, 45 baht. Evet. Bu adamlar bu yüzden mutlu olabilir mi? Yani her şey çok ucuz onlar için aslında. Yani bunlar para değil. Çok ucuz, bir de enflasyon yok burada Deniz. Hani yarın kalktıklarında ya da örneğin bir ay sonra işte her şeye zam gelecek bir korkusu yok. Stabil aslında. Çok fazla böyle zam olayı yok burada. Yok değil mi? Bizim Türklerin en sevdiği bölüme geçelim. Et, tavuk, domuz. Bu taraf hep domuzdu. Aa, 190 falan abi et. Domuz hani ayağından tut paçasına kadar. Şunlar dana değil mi? Yok, hepsi burası hepsi. Domuz mu? Danaya gidelim abi. Ha, danaya bir. Evet, danaya gidelim. Danaya gidiyoruz. Genelde bunlar ithal deniz, Avustralya'dan. Yine var Angus. Ama bunlar çok pahalı abi. İthal olduğu için. Ama bunlar işlenmiş et. Yani steak daha çok. Bak, bak burada. Mesela burada 82 baht kilosu. 1 kilo et. Evet. Dana eti. Dana, aynen. Nasıl? Değil mi? Tabii Tayland'da olduğu için hani o yüzden yerli sen, daha ucuz olur. Sen Türkiye'de et kaç para biliyor musun? Şu an bilmiyorum abi. Haberin yaklaşık 2 senedir yokum. Ama tabii tahmin ediyorum yani fiyatları. Ben şu eti bir restoranda yiyorum. Benden 400-500 baht alıyor. 1 kiloluk yerine et göre, 80 baht. Yerine göre değişiyor. Hani şimdi Tayland eti var. Bir de Avustralya eti var. Yeni Zelanda etleri var. Tabii İtalyanlar biraz daha pahalı. Ama restoranlar hep şey ama. Genelde tabii Avustralya ya da Yeni Zelanda onu satıyorlar. Burada enteresan bir şey de var. Vurdun gitti. Tavuk. Tavuk kanadıyla tavuk ayağının fiyatı aynı. Yani normalde tavuk ayağının daha uygun olması lazım. Tüketilmediğini düşünebilirsiniz ama bu ülkede tavuk kanadından çok tavuk ayağı yiyorlar. Tırnaklı tavuk ayağını daha çok seviyorlar. Haşlıyorlar, kızartıyorlar. Bildiğiniz biz nasıl kanadını ya da kelleyi paçayı yiyoruz, onlar da tavuk ayağına bayılıyorlar. Mesela bak böyle bir soğuk ürünleri bulabileceğiniz süttür, meyve sudur, orayı da gösterelim. Litresi 40-45 baht. Büyükler var 500. İçerler mi süt? Severler mi? Evet, Tayland'da yine içiyorlar. Tüketiliyor. Burada bir dünya bakın tavuk ve domuz sosisleri var. Tabii biz yemiyoruz. 129 bahta satıyorlar burada ama güzel olmuyor. Burada mesela böyle zeytin, peynir çok bulamıyorsun. Yemiyorlar. Kahvaltı zaten yok. Ama yine de burada istersen ithal ürünler bulabiliyorsun. Evet. Özellikle zeytin burada sıkıntı. Pek Tayland'da bilinmiyor zeytin. Ama tabii peynir, ithal peynirler Avustralya'dan yine. Avustralya, Hollanda'dan olsun. Oyu. Bayağı peynirler. Ama çok pahalı Deniz. Çok pahalı. 400-500 baht ne abi? Şuraya bak. 1100 baht mı? Allah'ım. Evet, 1600 baht. İtalyan peyniri. İtalya'da bunu alsan 10 euro falandır. Mesela, burada 50 euroya geliyor. Abi 1000 baht kilosu. Evet, yaklaşık işte bu 170 baht. Adam nasıl yesin şeyi? Peyniri. Peyniri yemiyorlar o yüzden. Bir koli yumurta ama 130 baht alıyorsun bak. Fiyatı gayet iyi. Ekmek de yok. Evet. Pilav yiyorlar. Aynen. O yüzden her seferinde pilav yiyorlar ve bak böyle yine bunlar da böyle tost ekmeği gibi.
44-43 bahta falan alabiliyorsunuz. Ama bu ekmek fiyatına adam 1 kilo pilav alıyor. O yüzden ekmek yerine her şeyi pilavla yiyorlar. Ama duyduğunuz gibi Hakan abi de söyledi ya, burada 1000 dolara 1500 dolara aylık çok rahat yaşarsınız. Bir aydır buradayım ve Hakan abi 2 yıldır burada olduğu için size gerçekten buradaki gerçek bir yaşam maliyetlerini anlatıyoruz ki buraya gelmeden önce bir ön fikriniz olsun. Yani yorumu siz yapın, bilmiyorum. O tavuk fiyatlarını, et fiyatlarını, deniz mahsulü fiyatlarını, meyveleri gördünüz. Yani Türkiye'de ben en son gelirken 1 kilo antrikotu 600-700 TL'ye, kanatı da 200 TL'ye aldığım için bana artık bu fiyatlar çok uygun geliyor. Hatta bak size birkaç dondurulmuş paket ürün göstereceğim. Kafayı yiyeceksiniz ya. Somonlar var, fümesi, balığı. 165 bahta alabiliyorsunuz. Mesela fümeleri. Paketlenmiş somonlar var. 300 bahta alabiliyorsunuz. Burada envai çeşit kabuklu ürünler var. Mesela midye 115 baht. Şurada açılmış midyeler var 179 baht. Şurada kutulanmışları var 189 baht. Yani bütün aradığınız deniz mahsullerini de bulabiliyorsunuz. Şurada scallops'lar var. İşte orada bir kabukluğunun çıkarılmış hali içinden. Ve onu da böyle ayıklanmış halini 289 bahta alabiliyorsun. Abi deniz mahsulleri, paketlenmişleri bile ucuz. Burada aynen deniz mahsulleri burada çok uygun. Özellikle hani Tayland'da çok deniz mahsulleri. Evet. Ben şey diyorum, hani deniz mahsulleri seviyorsan Tayland'da çok sıkıntı yaşamazsın. Biçilmiş kaftanı. Bak Norveç somonları getirmişler ama 659 baht pahalı. Ama yerel balıklara geç abi bakın. Ya 1 kilosu 100 baht. 45'i de var. Bu ülkede mesela bak karides, kalamarlar 300 baht. Para değil ya. Şurada da karidesler var. Abi baby octopus'un kilosu 170 baht. Karides de 200 baht ya. Yani 1 kilo karidesi 170 liraya falan alabiliyorsun. Kalamar da bak burada 99 baht var. Bir de 300 baht da var. Şu 99 bahta, bu da temizlenmiş 300 baht. Teşekkürler Hakan abi. Canımızı sıktın. İşte ülkedeki en pahalı şeyi sonunda bulduk arkadaşlar. 1800. Adam nasıl tüketsin bunu? Orada 30 bahta şey alıyor. Tabii zeytin bağı, zeytinyağını pek kullanmıyorlar değil mi? O yüzden palmiye yağı. Abi inanılır gibi değil. Litresi 400 baht falan zeytinyağının. Bak 76 bahtta bunlar da hep şey. İtalyan. İtalyan ürünler. O yüzden bunu yemiyorlar. Ama aradığın her şeyi de bulabiliyorsun. Spagetti olsun, erişte olsun. Tabii ya. Pesto soslarına kadar var. Yani 60-70 bahta ithal makarna alıyorsun ama ben zeytinyağı bir daha gelirken bavulumda 50 litre falan zeytinyağı getirelim, satalım abi burada. Muhakkak getir de soğuk sıkım olsun. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani buraya birisi 50 litre zeytinyağıyla gelse tatil parasını çıkarır. Rahat işte. Bir de şöyle bir şey var. Tamam Taylandların çoğu tüketmese de burada yaşayan bayağı tek yabancılar tabii, var. Evet. Ama onlar mecbur alıyor. Tabii mecbur oluyorlar çünkü bir şekilde alışkanlıkları var, yemeğe alışkanlıkları var. Kendi evlerinde yapıyorlar çoğu turistler. Ama benim dünyada gördüğüm en pahalı zeytinyağı olabilir. Litresi 13-14 euroya geliyor. Şimdi yağı gösterdik. Bir de zeytinini gösterelim. Ufacıcık böyle paketlerde satıyorlar 70 bahta. Yani yine bu bir nebze daha uygun. Ama siyah zeytin yok. Hep yeşil. Aynen. Acaba nereninmiş ya bu abi? Baksak gibi. Türk malı da çıkabilir yani. Burada Türk malları da oluyor. Genelde getiriyorlar. Ha, genelde dünyayı hep İtalya, Yunanistan evet. ve İspanya evet. satıyor da. Bak bizim bak, İspanya. Bizim mesela o alıştığımız o siyah zeytinler değil. İçi çekirdeği çıkartılmış zeytin. Yemekte kullanmalık ya da salatada vesaire. Bak çıkarken mangolar dikkatimi çekti. Kilosu 65 baht. Şurada mandalinalar var. Bakın ne güzel. 89 baht. Şurada ejder meyvesi var 59 baht. Vallahi abi her şeyi gösterdik. Bir de şeyi gösterelim size. Kişisel bakım ürünleri vesaire. Yorumu artık siz kendiniz yapın. Yani buranın ben pahalı olmadığını ve yaşamak için oldukça da uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu benim 15. kez gelişim. Yaşarım dediğim bir ülke. Fiyat anlamında da pandemiye rağmen öyle aşırı artmamış. Dünyada en çok herhalde olan market zincirine geldik. 7-Eleven. Burası bir 7-Eleven cenneti. Bunu da göstermek lazım gelmişken. Buradaki fiyatlar görece daha pahalı ama 24 saat açık bir market.
Ya Deniz, aradığın her şeyi burada bulabiliyorsun. Deterjanından, tostundan. İlaç. İlaç da satılıyor. Gerçekten ilaç evet. Satılıyor. Yani hayat kurtarıyor 7-Eleven'lar. Bir gelip bakalım abi. Buranın en kötü yanı içerisi hep soğuk. Yani dışarısı 40 derece, içerisi 10 derece. O yüzden şu serinliği anında hissediyorsun ya. Fondötinden turuncuna kadar, şampuanına kadar her şeyi bulabiliyorsun. Evet. Göz kalemi bile var yani. Şampuan 45 baht. Para değil. Allah'ım yani... Ya da sinek ilacı. Abi 20 baht deterjan. Bence şu an insanlar şey yapıyor. Tayland'da işte gitsek aylık 2000 euro'muz olsa. 2000 euro'ya burada krallar gibi yaşar mısın? Çok rahat yaşar. Çok rahat değil mi? Mesela şu reyonda her şeyi bulabiliyorsun abi bak. Şöyle salata var hazır 49 baht. Tabii ki bu pahalısı bu arada. Değil mi? Baktığında. Şeye göre evet biraz markette pahalı. Markette falan kendin yaparsın. Aynen. Burada meyveler var her şey. Burada yoğurtlar var 15 baht var. Ve burası dediğim gibi 24 saat açık olduğu için aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Sokak yemeği de var 24 saat asla aç kalmıyorsun. Gece 12'ye kadar içki alabiliyorsunuz. Size daha içki göstermedik. İçkiler de çok ucuz. Şurada bak yazıyor mesela 11 ile 2 arası bir de 5 ile 12 arası içki alabiliyorsun. Üçlü 50'lik bira mesela çank biraları var. 150 baht falan. Yani bir tanesi 1,5 dolara geliyor. Bunu eğer gidip de bir mekanda içseniz de 80-90 bahtı içiyorsun. Yani burada fahiş bir fiyat farkını çok görmüyorsunuz. Ben otelde kalıyordum mesela. Hatırlıyor musun abi? Menüyü açtık. Hani markette 50 baht bira, otelde 70 baht. Çok fazla bindirmiyorlar. Bak onu Türkiye'de mesela bira diyelim ki 50 liraysa o segmentte bir otelde 200 liradan aşağı içemiyoruz biz mesela. En az zaten bir hesaplama şeyi var ya 3 katı. 3 katı. 3 katını en azından koyuyorlar yani. Burada 3 katı diye bir şey yok. 50 bahtsa yani en fazla 120 bahttır en fazla. Burada böyle çerezler var. Özellikle şu şeyler çok güzel oluyor. Roasted iç bademler ve 70 baht sadece şu. Ve geçen şeyde görmüştüm. Çam fıstıkları. Şunlar var mesela. Bunlar da Avustralya'dan geliyor diye biliyorum. Hindistan çok, ürünüymüş. Çok böyle bizim o alışa gelmiş lezzet yok bu. Ama kötü değil ama. Ben yedim. Evet. Kötü değil, güzel yani. Su alırsan da küçük sular 7 baht falan burada. Yani biz bunu o ucuz marketlerde 3-4 baht alırdık. Burası birazcık daha pahalı. Türkiye'den sen Pringles'ın kaldırıldığını biliyor musun? Abi. Yok bilmiyorum. Türkiye'den Pringles çekildi pahalı diye. Burada şu ufak Pringles'ler sadece 26 baht. Abi 20 lira falan bu. 20, yani 20 TL'ye geliyor. Biraz şok. Yani istediğiniz her farklı cipsler var. Burada böyle enteresan size bir cips göstereyim. Karidesli cips var. Yani bildiğin karides sosu var içerisinde. Ondan sonra birkaç tane daha var da abi sanki hatırlıyorum. Yani şu var bak. Görmediğim bir şey mantarlı. Truffle diye geçiyor. Böyle farklı tatlar da var ama isterseniz mesela 32 bahtta standart Lay's'inde bir cipsini alabiliyorsunuz. Gel abi bak. Tostlar. Burada acıktığında bir kere şunu söyleyeyim. Tayland'da en ucuz kahve 7-Eleven'lar. Burada 40 bahtta bu kadar kahve alabiliyorsun. Aynı kahveyi bir coffee house'da aldığınız zaman, bir kafede aldığınız zaman o 160 ila 200 baht oluyor. Çünkü Taylandlılar kahve içmiyorlar. Daha çok meyve suyu tüketiyorlar. Turistlere yönelik bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz ama buraya gelip bir kahve, bir tost yapıp 60-70 bahta bir kahvaltınızı çıkartabiliyorsunuz. Direkt size burada tostu şu arkadaki büfede yapıyorlar. Kendim yapmak istersen de buradan alıp ısıttırıyorsun değil mi abi? Aynen, buradan soğuk zaten. Burası soğutucu. Farklı farklı tostlar var. Deniz, genelde domuz ürünü çok burada. Evet, bak şu mesela. Evet. Yani bütün et gördüğünüz, salam gördüğünüz hepsi domuzlu yani. Ya da buradaki yemekler var. Mesela diyelim aparatif bir şey alacaksın. Bazen böyle bütçeli gezen turistleri falan görüyorum burada. Ki biz de aslında öyleyiz de eskiden daha çok yapıyorduk. Arkada bir mikrodalga fırın var. Buradan mesela gidiyorsun. Ödüyorsun, ısıtıyorlar. Kapının önünde yiyebiliyorsun. Ve bu sadece 45 baht. Böyle bir öğün. Ne varmış abi? Ya noodle'lar, makarnalar bak hazır. Yine bak pilav, yumurta, tavuk. 49 baht. 1,5 dolar. Ya da bak şurada suşiler var. Burgerler bile var. Hazır burgerler var. Yani ısıtıyorlar burgeri. Direkt ha. Yiyorsun. Şuraya bakalım abi. Yani, bak noodle'lar var burada. Burada aklınıza gelebilecek her türlü baharatlı noodle var. Mesela deniz mahsullerinden karidesli, işte tom yumlu falan böyle. Ve sadece 25 baht.
Hemen burada sıcak suyu koyuyorsun, buradan götürüyorsun. Burada yapıyorlar değil yapıyorlar mi? Yapıyorlar evet. Bak şurada mesela ton balığı var. Hani ekmek arası yapabilirsiniz. Kaç baht? 30 baht. Deniz şey var, bir de kırlangıç çorbası var. Ne? Şurada. Kırlangıç çorbası diye geçiyor. Şunlar. Aa. Evet. Tayland'da biliyorsun bunlar çok... Kuş. Evet, kırlangıç. Kırlangıçların ağızları ve tükürükleri yaptığı yuvadan alıyorlar bunu. Ve özel askeriye koruyor burada adada. Çok pahalı bir ürün. Hani bunun kilosu evet. 1500 dolar civarı diyebiliyordum en son. Burada çok değerli altın diyorlar aslında buna. Gençleştirme ufacık, özelliği var. Nasıl yapıyor bunu abi? Alıyorsun. Real Bird's Nest diyor bak. Evet. Gerçek kuş yuvası. Evet. Tükürükleriyle yapıyorlar biliyorsun kırlangıçlar bunu yuvasından. Oradan özellikle alıyorlar. Hatta Bangkok'ta bir tane binayı kapatmışlar. Ve kırlangıç sesi karartmışlar binayı. Elektrik falan yok. Kırlangıç sesi sinyali veriyorlar. Bütün kırlangıçlar orada toplanıyor. Orada yuva yapıyorlar. Yapma Bangkok'ta, ya ticaretini yapıyorlar. Tıpkı Bangkok'ta öyle büyük bir bina var. Hadi bunu Google'da arayın bulun. Bulamazsınız işte. Genel olarak böyle yani her şeyi gördünüz şu ana kadar. Vallahi bizden bu kadar. Hakan abi daha ne anlatacağız? Aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Ülkenin hepsini anlattık. Hakan abinin kanalından da bakarsınız zaten detaylıca. Tayland'ı gezerken size sadece gezmekte kalmayıp aynı zamanda böyle güzel bir plan yapalım dedik. Bizden şimdilik bu kadar olsun Hakan abi. Sonraki bölümde ne yaparız bakarız artık. Seçenekler yani, çok. Yani daha anlatacak çok şey var ama inşallah Tayland'a gelecek olanlara güzel bir vlog olmuştur. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Dünya turum devam edecek. Bay bay.